Merhabalar efendim. Şu anda Adana'da çocukluğumdan beri çok değer verdiğim bir ablamla beraberim. Size onu tanıtmak istedim ve konuşacağız bakalım neler anlatacak bana Saadet ablam. Evet abla, önce seni bir tanıyalım. Ben Saadet Çetin, Sayın Beyli doğumluyum. Doğum tarihim de 1943. 43 43. doğumlusun. 43 mi 45 miydi ya? Kaç Hanımlar böyle genellikle yaşı yok, biraz aşağı çok çekmek heyecanlandım için herhalde şey yaparlar. Neyse biz biraz heyecanlandım o zaman. o da o kadar da olur. O kadar Abla olsun. senin annene kim derlerdi? Babana kim? Fikriye. Annem Fikriye Çetin. Babam Sabri Çetin. Peki onun lakabı falan var mıydı? Babam kör Sabri gibi. Çünkü şeyde savaşta şakağından alnından vurulmuş. Göz sinirleri zedelenmiş. O yüzden biraz az görürdü. Yani görürdü yine Yani bir de. gazinin kızısın sen. Gazi kızıyım. Evet. O zaman şunu da söyleyeyim. Gazi kızı şehit torunuyum. Annemin babası askere gitmiş. Annem doğarken annesi vefat etmiş. 3 yaşına kadar anneme babası bakmış. Seferberlik çıkmış. Seferberlikte demişler ki işte herkes atıyla, arabasıyla gelecek askere gidecek demişler. Öyle bir kanun çıkmış. Dedem de şey yapmış, halasına emanet etmiş annemi. Hala demiş, ben gidiyorum, kızıma iyi bak demiş. Bu söz bana çok dokunur. Böyle konuştuğum zaman da duygulanırım. Evet, yani bir deden Dedem, şehit, evet, deden şehit, askere baban gidiyor. gazi, bu Babam memleketin gazi. kaderi böyle işte. Böyle Evet, işte, evet. bu memleketin kaderi Öyle. böyle. Annem anlatır da bir elime derdi bozuk para vermiş der, babam derdi. Bir elime de şeker vermiş derdi. Öyle halasına da emanet etmiş. Kızıma iyi bak hala demiş ve gitmiş. Gidiş o Gelmiş, gidiş. gelmemiş. Gidiş o gidiş. Bir daha Gelmemiş. gelmemiş. Evet. Sonra babam askere gitmiş işte. Annem o zaman da çok çocuk gibi şeymiş yani. Babam askere giderken çok da fazla böyle gelişmiş büyük bir insan da değilmiş. Çocuk yaşta Çocuk evlenmiş. ya gitmiş babam askere. 7 sene askerlik yapmış. 7 sene askerlik yapıp gelince demişler ki ya Fikriye'yi Sabri'ye alalım. Babam demiş ki ya demiş bana Fikriye'yi alacaksın deselerdi ya İnanmadım. Fikriye kadar çocuğum olurdu benim zamanında evlenseydim derdim demiş. Allah yazmış ama evlenmişler. Ailenin tek kızı mısın abla? Ailemin tek kızıyım. 7 oğlan var. Bir kız, 2 oğlan da vefat etmiş. 10 tane çocuk Allah rahmet doğmuş etsin. anneme. Sayın Beyli de doğdun. Sayınbeyli'de. Sayın Beyli de Evet. çocukluğun gibi. Kayseri Pınarbaşı'ndan gelmişiz ama. Ama Esas siz annem babam Kayseri Pınarbaşlı. oradan gelip yerleşmişlersiniz. Oradan gelmişler. Sayınbeyli'de amcam PTT'de çalışırmış. Bir kış günü mü daha gelmişler. Abimi ziyaret edeyim demiş babam. Gelmişler kış, o zaman yollar da kapanırdı. O Opron yolları çok kötüydü eskiden. Gidememişler, kalmışlar. Amcam da babama demiş ki kardeş, bak sen sanatkar bir insansın, burada kal. Burada çalış demişler. Annem babam oraya Ne iş yerleşmişler, yaparmış Sayınbeyli'ye. baban? Babam kalaycılık yapardı. Fırıncılıkla bir ilgisi var mıydı? Fırıncılıkla yoktu da annem o zaman evlerde fırın olurdu bazı evlerde. Ben fırıncı gibi Annem hatırlıyorum da. fırınımız vardı evimizde. Annem fırın yakardı. İnsanlar hamurlarını yapar getirirler. Fırında pişirir alır götürürlerdi. O şekildeydi. Çocukluğun Sayın Bey'de mi geçti abla? Tabii. Ortaokula kadar. Ortaokulda kadar Sayın Ortaokulda da Beyli'deydin. Sayın Bey'de geçti. Peki Sayın Bey'i özler misin? Zaman zaman özlerim de kaç senedir gitmiyorum. Kaç senedir gitmiyorsun Gitmiyorum. ama Eğer çocukluğun iyi. bu şeyi izlerlerse onun nedenini de onlar iyi çok iyi bilir. Yeğenlerim. Uzun süredir Sayın Beyliğe Evet, uzun süre. gitmiyorsun. Yani 5-6 senedir belki daha fazla bilmiyorum tam olarak. Gitmiyorum yani. Gitmek de istemiyorum. Sayın Bey'in saimini duyunca heyecanlanıyorum. Ondan sonra hemen okuyorum nedir nedir değildir diye.
ama gitmiyorum. Sayın Bey'i takip ediyorsun ama yine de. Tabii ki. İnsanlarını takip ediyorum. Çok dostumuz, eşimiz, dostumuz vardı. Hepsiyle akraba gibiydik. Evet. Güzel. Peki bir ara sohbet anında benim doğduğum günü hatırlıyor musun? Evet, o ne? Onu hatırlıyorum. Onu da biz o zaman Pınarbaşı'na taşınıyorduk. Orada okuyacaktık. Amcam vardı orada, İhsan amcam. Gelin buraya demişti bize. Biz de taşınıyorduk. Eşyalarımızı topladık. Size geldik. O geceyi size geçirmek istiyorduk. O gece de sen doğdun. Hiç unutmam bunu. Hiç unutmam. Yani güzel ben... bir anı. Seni gördük. Yani gördükçe o anıyı hatırlarım. Ben doğduğumu bilirsin yani. He, doğduğunu, orada sizdeyken doğduğunu biliyorum. Evet, ama kara bir oğlan oldu dediler değil mi? Orada da çok kalmadığımız için tabii eşyalarımız falan gidiyordu. Biz de gittik. Ama o gece sizin evinizdeydik. Peki abla, çok sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Böyle bir hatırayı bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz. Sen yine de Sayın Beyli'ye bir el salla. Memlekete bir el salla. El sallarım Sayın Beyli. Selam söylemek istediğin insanlar varsa uzaklarda, onlara da bir selam gönder. Selam söylediğim çok oldu. Ben 1962'de ayrıldım oradan. Gittikçe de çok insanlarla fazla görüşmüyorduk. Bir hafta 10 gün bayram. Ya, kısa süreli gidiyorsun ama Sayın Beyli memleket. Evet. Hacılar derlerdi. Onlarla çok samimiydik. Bir de şeyler var. Temelci Mehmetler vardı. Onlarla çok samimiydik. Eşleri Çerkez'di. Annem de Çerkez olduğu için onların eşlerinin adını bile hatırlamam, teyze derdik. O da güzel bir şey. Hep teyze derdik onlara da. Peki Saadet abla, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İyi ki varsınız. Sağlıklı, çok uzun sağ ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Amin, cümle cümleyle beraber. Oldu, sağ olasın.